Değerli arkadaşlar, iyi günler. Tamer Kaya, 5 dakikada evrim. Bugünkü konumuz göz ve evrim. Bu konuda anlatılacak çok şey var. Hemen sunuma geçiyoruz. Dünya, güneşten gelen elektromanyetik radyasyonların devamlı etkisi altındadır. Yeryüzünde hayatın ortaya çıkmasını sağlayan bu elektromanyetik radyasyonlar aynı zamanda gözlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Elektromanyetik radyasyonlar güneşten yeryüzündeki objelere geldikten sonra oradan yansıyarak gözümüze gelir ve gözümüz görme eylemini böyle gerçekleştirir. Elektromanyetik radyasyonlar değişik dalga boyu ve enerjilerdedirler. X ışınları çok düşük dalga boyu, yüksek enerji, radyo dalgaları çok büyük dalga boyu, düşük enerjilidirler. Ama gözlerimiz aslında bunları görmez. Gözlerimiz sadece görülebilir ışığı algılayacaktır. Aslında doğada gözlerimiz çok sayıda radyasyon içerisinde sadece görülebilir ışığı görmektedir. Bu da bir anlamda gözlerimizin doğaya karşı neredeyse tamamıyla kör olduğu anlamına gelebilir. Fakat biz işimize yarayan şeyleri görürüz. Görme eylemi görülebilir ışık dediğimiz 0.4-0.7 mikronluk bir dalga boyu arasında bulunan ışınları görürüz. Kırmızı ile mor arasındadır bu. Mor ötesi ışınları insan gözüyle göremeyiz. Arı ya da kuş gibi canlılar da hem görülebilir ışığı görürler hem de mor ötesi ışığı görebilmektedirler. Kızıl ötesi ışında ise yılanlar kızıl ötesi ışıkla görüş sağlayabilirler. Doğada farklı radyo dalgalarını görebilen canlılar var burada gördüğümüz gibi. İnsan gözü görülebilir ışıkla sınırlı olmasının ötesinde bir de kırmızıyı da göremeyen bir grup insan da vardır. Sonuçta bütün renklere duyarlı olmadığımızı da buradan söylemek gerekiyor. Doğada renk görme tabii tüm canlılara özgü bir özellik değil. Biz büyük bir şansa sahibiz bu konuda. Bir primat olarak insanlar renk görme konusunda bayağı avantajlı. Bunun da temel nedeni ağaç yaşamında özellikle renkli görmek, olgun ve yenebilir olan meyveleri seçip ayıplayabilmek adına yapılan beslenmeye özgü bir dönüşümdür. Renk görme özellikle buradan gelir. Özellikle bu konuda anneler daha mahirdir. Yavrularını beslemek için de toplayıcılıkta daha başarılıdırlar. İnsan gözlerine dikkat ettiğimizde kadınların görme spektrumunun oldukça geniş olduğunu, erkeklerin ise burada gördüğünüz gibi sadece 7 rengi görebilecek ya da tanımlayabilecek şekilde olduğunu görüyoruz. Görme özellikle göz organında bir mercek bir de retina vardır. Bu gördüğünüz şekilde görüntü mercekte retinaya düşecek şekilde kırılır ve netleştirilir ve görme bu şekilde gerçekleştirilir. Retinada bulunan hücrelerden sinirler beyne doğru giderler. Burada gördüğümüz gibi. Gözün nasıl evrildiğini buradan söylemek gerekirse göz için olmazsa olmaz iki organ, birisi lens, diğeri retinadır. Bu ikisinin de varlığı aynı anda planlı bir şekilde olmaması mümkün değildir. Evrim hiçbir zaman geleceği planlayarak devam etmez. Her zaman bulunduğu noktada işlevsel, iş gören bir yapıya sahip olması gerekir. Bu nedenle ilk önce bunlardan birinin var olmuş olması gerekir. Önce lensin olması bir amaca yönelik olduğu için pek mümkün değildir ama retinanın önce oluşmuş olması gayet makul bir açıklamadır. Doğada bulunan retinaya benzeyen göz yapısına sahip canlılar, bugün yaşayan bu tür canlılar da bulunmakta. Gözün evriminin ilk aşamasını temsil ediyor bu görünüm. Daha sonra gözün zaman içerisinde konkav bir yapı alarak daha sonra da lensin geç dönemde evrildiğini görüyoruz. Bugün bu aşamaların hepsini temsil eden canlılar aramızda bulunmaktalar. Özellikle kabuklu deniz canlıları gözün ilk evresine sahipler. İleri evrede ise yine kabuklu deniz canlıları ve en ileri dönemde tabii memelilerin insan gözü olduğu gibi ahtapotta böyle ileri bir lensi ve retinası olan bir göz yapısına sahip. Bu görme şekli de yani bir köpek balığını en ilkel göz bir karartı şeklinde görürken burada gördüğümüz gibi ileri bir göz yapısı çok net ve detaylı görebiliyor. İnsan gözünün en büyük şansı bir manzarayı olduğu gibi durağan görüntüyü görebilmesidir. Bu çok büyük bir avantaj. Ancak her canlı insan gözü gibi şanslı değildir. Burada insan gözünün gördüğü
hareketli canlı ile birlikte tüm manzarayı görürken birçok canlı bunu göremez. Sadece hareketli olan objeyi görür. Bu da insan gözünün büyük bir avantajıdır. Aslında hareketsiz olan objelere karşı tamamen kördür birçok canlı. Bu açığı giderebilmek için burada gördüğünüz gibi mesela tavuklar da harekete duyarlı göz yapısına sahiptir. Gözlerini devamlı oynatmak zorundadırlar. Yani başlarını oynatarak bunu sağlayabilirler. Bu hareketlilik gözün gelen ışığa doyup yorulması nedeniyle tekrar tekrar göz dibinde uyarılmayan hücreleri görme eylemi için yerlerini değiştirerek kullanmaktır. Bir anlamda görme hücrelerinin aşırı yorulmasının önüne geçmek için devamlı onları değiştirerek kullanarak ancak görebiliriz. Bu yorgunluğu gidermenin tek yolu budur. İnsan gözünde ise çok özel bir şey gelişmiştir. Yani insana özgü değildir bu aslında. İnsan ve benzeri bir grup canlıda göz sağa sola hızlı hareket ederek bunu başarır. Göz bu hareketi o kadar hızlı yapar ki bunu gözle görme şansımız yoktur. Saniyede 50 titreşim şeklindedir bu. Bu hayret verici bir şeydir ama gözün bir manzarayı insan için veyahut da primatlar için ya da insana yakın göz yapısına sahip diğer canlılar için çok özel bir yatay hareket gözün hareketsiz olan manzarayı görebilmesini sağlar. Gözün bir diğer avantajı iki gözle görmektir. Birçok canlının görme alanı birbirinden farklıdır. Özellikle av olan hayvanlar her yerini açık göz yapısına sahiptirler. Gözleri yandadır ve böylece neredeyse 360 derecelik etrafı görebilirler. Yine bir av olan hayvan at aynı şekilde kuş örneğinde olduğu gibi. Ama avcı olan hayvanlarda göz önde yer alır. Burada gördüğümüz gibi gözler ön tarafta. İnsan da avcı grubuna girse de genelde primatlar grubundan geldiği için daldan dala atlamak için mesafe tayini ve uzaklığı daha net anlayıp dalın konumunu, pozisyonunu anlamak açısından her iki gözde önde yer almaktadır insanda da. İnsanın görüşü böyleyken diğer canlılarda panoramik bir görüş söz konusu. Devamlı çevreyi kollamak, av olmamak için gerekli bir durumdur. Evet, son olarak burada kör noktadan bahsedeceğiz. Burada gördüğünüz şekilde bu görüntüyü ekranınızda dondurup daha sonra da test edebilirsiniz. Gözünüzü, sol gözünüzü kapatıp sağ gözünüzü artıya odakladığınızda, ekrana yavaşça yaklaştığınızda burada gördüğünüz yuvarlak görünümün bir aşamada kaybolacağını göreceksiniz. Bunun nedeni gözün evriminin ilk aşaması ile ilgili. Işık görme hücresine sinirin çıktığı yerden giriyorsa daha sonra sinir tabii beyine gitmek için kıvrılacaktır ve burada ışığın geliş yönü ters olduğu için sinirler beyne gidebilmek için göz oluştuktan sonra retinanın içinden geçmek zorunda kalacaktır. İşte burası sinirlerin olduğu ama görme hücrelerinin olmadığı bir kör noktayı meydana getirecek. Burada gördüğünüz yapıda ise tamamen sinirin arkadan çıkması böyle bir kör noktanın olmasına izin vermiyor. İnsan gözünde kör nokta var. Fakat ahtapot gözü tamamen farklı yöntemle, biraz önce söylediğimiz yöntemle evrildiği için kör nokta hiç olmaksızın evrilmiştir. Böylece retinada bulunan hücrelerden doğrudan sinirler beyne gider. Retina tabakasını delmeden. Bu ahtapot gözünde kör noktanın olmaması bir avantaj tabii ki. Burada testimize yaptığımızda kör noktanın olduğu yerde belki de ölümcül bir canlı olabilir. Tabii ki evrimin bir eksik tarafı gibi algılanabilir ama her iki gözle bakarak biz bu kör noktanın eksiğini gidermekteyiz. Ya da sık sık baş hareketiyle, göz hareketiyle çevreyi tarayarak bu tehlikeden korunabilmekteyiz. Kör nokta evrimin önemli kanıtlarından birisidir. Göz nasıl bir insanın görme organıysa bilim de insanlığın görme organı. Ancak gözde olduğu gibi bilimde de bazı kör noktalar olabiliyor. Evrim gibi çok sağlam bilimsel temeli olan konular reddedilebiliyor. Bununla baş edebilmenin en doğru yolu bilime aydınlık gözlerle bakabilmek. Sağlıklı, mutlu, aydınlık günler diliyorum.